OVO diye yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı, yaşınızı ve medeni halinizi yazın. 3418'e gönderin. Hadi bakalım gönderin. Biz de bu yorumları bir süratli bir şekilde okuyalım. Bir hayli çünkü bu hafta epeyce bir ismin yorumunu yapacağız sevgili izleyicilerim. Hurmay Doğan 29 yaşında evli, genel olarak yorumlarınızı bekliyorum demiş Hurmay. Hurmay birazcık böyle çekingenliğin var senin. Bazı şeylerde böyle minik iniş çıkış gösteren bir enerjin var. Ama yaşamını çok olumlu etkileyecek olan üst üste olayları yaşayacaksın. Hiç merak etme. Evet, Ülkü Birin, 23-1981 bekar, 2005'ine getirecek nişanlıyım. Adı Hüseyin Akkul. İyi, birbirinizi güzel bulmuşsunuz yani Ülkü. Gayet güzel bir yaşamınız olacak, hiç merak etme. Taner Koç'a gelince 38 yaşında erkek, maddi durum ne olacak diyor. Maddi durum 2005'te senin çok iyi olacak Taner, hiç merak etme. Soyadımı okumayın Murat. Efendim. 3-8-1980 doğumluyum, bekarım, bu sene evlilik var mı, geleceğimle ilgili yorumlarınızı bekliyorum, iyi yayınlar demiş. Sevgili Murat'cığım hiç merak etme, hayatın son derece düzenlenecek. Düzenli ve düzgün bir hayat seni bekliyor. Yaşamınla ilgili ve iş hayatınla ilgili çok olumlu kararları alıyorsun. Soyadımı okumayın Burcu. Evet sevgili Burcu, hiç merak etme, 24 yaşındaymış, bekarmış, bu yıl sana neler getirecekmiş. Aman efendim, Burcu sana bu yıl neler getirecek, neler. Bak görüyorsun, sana minik minik hediyeler getirecek. Evet Burcu, şaka bir yana hiç merak etme, bu yıl sana gerçekten çok iyi gelecek. Soyadımı okumayın Ayşe. Efendim Ayşe Hanım, peki soyadını okumadık zaten. 29, evlilik var mı, iş durum nasıl olacak? Evlilik var sevgili Ayşe, iş durumunda fıstık gibi olacak, hiç merak etme. Soyadımı lütfen okumayın Nilüfer. Vallahi herkesin soyadını okumasını istemiyor ha. 30 yaşında Koç, evli. Erhan Zaman 30 yaşında balık. Evliliğimiz, iş hayatımız hakkında yorumlarınızı rica ediyorum. Ya soyadımı okumayın demişsin, ben onu anlamadım. Kocanın soyadını vermişsin, seninkini, ne olduğunu hiç kimse mi anlamayacak? Yani hayret edecek bir şey ya, bunu neyse, bunu artık bunu ne yapalım? Söyledik, iyi olacak, hayatınız iyi olacak. Hayatınız fıstık gibi olacak, hiç merak etmeyin deyip geçeceğiz. Son derece hassas duygusalsın diye bunun yanı sıra sanatsal yeteneklerin son derece iyi. İlk dur, hiç merak etme, yaşamın son derece düzgün olacak. Gelelim Şaziye Seda Köymen, 18 Ağustos 1966 doğumlu, evliyim. Eşim Serafettin, 28 Ocak 1960 doğumlu, iki oğlum var. Bertan Sertan. Allah, bunu daha önce okuduk ya. Ya kardeşim Allah aşkına, siz bu mesajları nasıl çekiyorsunuz? Ben onu bir türlü çözemiyorum Allah aşkına. Tuncay Terzi Dudum, yaş 47, iş para sağlık durumun çok iyi olacak. Sevgili Tuncay, hiç merak etme, yaşamın da çok iyi olacak. Soyadımı okuma. Ayşegül. Adım Ayşegül. Ayşegül. Tamam okumayayım soyadını da. Yani şimdi herkes soyadımı okuma diyor. İnsanlar sıkılırlar. Yani şimdi ben soyadını okumazsam. Efendim Şenay Küçük Aytaş'la 30 yaşında evli, iki çocuğum var. Onları da yorumlarsanız. Aynur Deniz, Raif Umutcan, Özel Hayat Sağlık ve isim olarak eşimin de Ramazan Fatih. Ya başka isim var mıydı Allah aşkına? Komşunun momşunun filan isimleri varsa Allah aşkına onları da yazın da. Şöyle bir mesajı böyle 166 karakterde olsun. Ve ben de hepinizin yorumunu yapayım. Ya bu kadar çok ismi nasıl yaparım sevgili izleyicilerim? Bir mesaj, bakın. Bir mesaj oldukça fazla yolluyor insanlar. Mesela sen bir tane yolladın, 5 tane isim. Adam 5 tane mesaj diyor, 6 tane kendi ismi için. Şimdi haksızlık olmaz. Haksızlık olur. Her isme ayrı bir tane mesaj. Hiç olmazsa bunu yapayım ya. Lütfen soyadımı okumayın. Adım Osman. Osman. Bir tane de göbek adı vardı, onu da okumuyorum zaten. 38 yaşında bekar, 1966, saat 04.30, aşk, evlilik, sağlık, 2005'te ne olacak, düzenle var mı, saygılar sunarım demiş. Hiç merak etme sevgili Osman'cığım, çok güzel düzenle var ve yaşamın inanılmaz derecede çok çok iyi olacak, hiç merak etme diyorum. Evet, Ebru Saraç, 25 yaşında bekar, sağlık, işe girebilecek miyim, ÖTS'yi kazanacak mıyım, evlilik durumu ne olacak, hiç merak etme, kazanacaksın ÖTS'yi. Ramazan Tuncay Gece, 19 yaşında bekarım ve Gazi Üniversitesi tıp öğrencisi, okul hayatı ve sağlığım hakkında bilgi istiyormuş. Hiç merak etme, senin fıstık gibi bir hayatın olacak. Yaşam senin için o kadar güzel olacak ki sen bile şaşırıyorsun. Velir Rıza Duman'a gelince yaş 38, sağlık durumunun hakkında bilgi verirseniz sevinirim demiş. Sağlık durumu son derece iyi olacak, hiç üzülme diyorum. Ayşe Koç'a gelince 29 yaşında bekar, evlilikle ilgili çok güzel şeyleri var yaşamında. Bir yıl içinde hayatını çok olumlu etkileyecek olan üst üste olayları yaşayacak. İçi rahat, gönlü ferah olsun diyorum. Programımızı haftaya tekrar beraber ve birlikte olunana dek diyoruz. Hoşça kalın ve sevgiyle kalın diyoruz.